Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir süredir Sözler Risalesi üzerine okumalar yapıyoruz. Bugün 18. günümüz. Bu da 18. dersimiz. En son dün itibariyle 14. lemanın ikinci makamını bitirmiştik. Bu metin birinci sözün hemen ardında makam münasebetiyle oraya konulmuş bir metindi. Şimdi inşallah İkinci söze başlayacağız. İkinci söze başlamadan evvel biraz hakkında muktesebat üzerine konuşursak belki şunları söyleyebiliriz hazırlayıcı olarak. Bediüzzaman Hazretleri'nin ahir zamanda iman hizmetini çok öncelediğini, önemsediğini nur talebeleri bilirler. Onunla ilgilenen, metinlerine aşina olanlar daha çok mevzuyu bilir. Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanda, bu çağda cephenin akaid üzerine kurulması gerektiğini düşünüyor. Asıl tehlikede olanın, saldırı altında olanın bu olduğunu düşünüyor. Elbette İslam'a yapılan saldırılar sadece bir cepheye yapılmaz. Yani nasıl akaidimiz etkileniyorsa ondan, belki onun kadar, belki ondan fazla takvamız etkileniyor. Amelimiz etkileniyor, ameli salihimiz etkileniyor. Sosyal hayatımız etkileniyor. Hukukumuz etkileniyor, etkilenmiş zaten, bu belli bir şey. Yani bu saldırı her cephede yaralar, zararlar açmış, yıkıntılar oluşturmuş. Fakat iman tamam olmadıktan sonra bu yıkıntıların da onarılması mümkün değil. Yani takvadaki yıkıntının, ameli salihteki yıkıntının, hukuktaki, sosyal hayatımızdaki yıkıntının, ahlakımızdaki yıkıntının onarılması takva imanla mümkün. Eğer iman yerli yerinde olursa bir ümit var. Yani toplumdan, insandan umabiliriz ki bu akaidin, imanın üzerine tekrar yeniden o güzel şeyleri inşa edebilir. Bunu bekleyebiliriz. Ama itikadı tam olmadıktan sonra, nasıl derler, geminin pusulası bozulduktan sonra o geminin iyi bir limana varması mümkün değildir. Kaptanı yoldan çıktıktan sonra o geminin iyi bir limana varması mümkün değildir. Ama kaptan da pusula da sağlam olursa, geminin dümeni sağlam olursa fırtınalarla yolundan şaşabilir, açısını karıştırabilir, haritasını şaşabilir. Ancak en nihayet umut vardır. İnşallah o kaptan, o dümen, o pusula onu tekrar sahil selamete çıkarır, güvenli bir limana ulaştırır diye umarız. Bu anlamda bizim itikadımız, yani neye inanıp neye inanmadığımız aslında pusulamızdır. En gerideki dümenimizdir. O kırılırsa biz artık hiçbir şeyi doğruya ulaştırmaz. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın çok derslerinde yaptığı ehl-i sünnet vurgusu bu anlamda kıymetli. Neden? Çünkü ehl-i sünnet kalamadıktan sonra hangi amele muvaffak olabileceğiz hayırlı? Şimdi kafirlerin iyilikleri yok mu? Çok. Onlar da işte kendilerince sadakada bulunuyorlar. İşte ne bileyim, ameli salih türünden, hatta şey var işte, bu dünya doktorları mıydı? Yani adam ta Finlandiya'dan bilmem nereden, dünyanın başka köşelerinden kalkıp geliyor. Savaş olan bölgelerde doktorluk yapıyor. Ona göre o da ameli salih. Ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor Kur'an'da? Onların hayırları boşa gider. Neden? İtikat sağlam değil. Yani amelin ne için yapıldığında arıza var. Cenab-ı Hak onu da istiyor bizden. Sadece ameli istemiyor. Amelin de niyeti Allah rızası olmalı. Ve o Allah, İslam'ın murad ettiği, İslam'ın içini doldurduğu, İslam'ın tanımladığı Allah olmalı. Söz gelimi adam bu iyiliği yapıyor ama bu da için yapıyor. Olmaz. O hayır olmaz. Ha, dünyada belki onun karşılığını görür. Yine Cenab-ı Hakk'ın merhametinden
o hasenatına mükafat olarak dünya hayatında ona bazı iyilikler verebilir. Bazı rahatlıklar kalbine, ruhuna verebilir. Ancak asıl hayır ahirette olduğu için, ahiret adına hayırlı olan da ancak lillah için yapılan olduğundan, ilel ahire yani onun şeyini göremeyecektir. Faydasını göremeyecektir. Bazen bu tartışmalar yaşanıyor işte. Edison ampulü yapmış, o kadar hayrı dokunmuş, bu adam cehenneme mi gidecek kardeşim falan. Gidecek çünkü Cenab-ı Hak ampule kıymet vermiyor, elektriğe kıymet vermiyor. Bunlar ne ki Cenab-ı Hakk'ın mülkünde? Cenab-ı Hak güneşi yaratmış, yıldızları yaratmış. Elbette ki varlık hiyerarşisinde onun dediği, onun kıymet verdiği, onun üst saydığı sayılacak. Biz kimiz ki kendi küçük faydalarımızla, uğraştığımız hayırlarla o hiyerarşiyi bozabilelim? Kendi varlık tayinlerimizle, kendi fayda algılarımızla cennetin içinde, cehennemin içinde yeni hiyerarşiler tayin edebilelim. Böyle bir şey mümkün mü? Biz mahlukuz. Mahlukun kıstasları Cenab-ı Hakk'ı yönlendiremez. Mahlukun haddini bilmesi lazım. Cenab-ı Hak varlığı ne üzerine inşa etmişse o geçerlidir. Kaldı ki biz mesela Edison'u ne kadar tanıyoruz? Ben bir film izlemiştim. Onunla Tesla arasındaki şeyi anlatıyordu, mücadeleyi. İşte alternatif akım, doğru akım falan o mevzular. Edison elektrik testleri için, hatta basına gösteri yapmak için atlara falan elektrik veren bir adam. Kavuruyor atları, canlı hayvanları falan böyle elektrikle. E şimdi ne oldu? O kadar şeyi tamam var da. Böyle de zalimlikleri var. Hatta işte iftira atıyor. Rakipleri var çünkü piyasada. Bunlar ticaret de yapıyorlar aynı zamanda. Firma sahipleri. Onlara iftira atıyor, tuzağa düşürmeye çalışıyor falan filan. Yani öyle çok da ne evliyaullah'tan bizzat değil yani. Çok da dümeni var bu işlerde. Çevirdiği dolaplar var. Hayatına aşina oldukça görüyorsunuz. E biz ne yapıyoruz? Kendi kısır algımızla, küçük algımızla gördük ya şimdi bir faydasını. Ya bu adam cehenneme mi gidecek? Vardır belki cehennemi gerektirir şeyleri. Ki küfür. Küfrün kendisi zaten cehennemi gerektirecek bir günahtır. Cenab-ı Hak diyor ki cennet ve cehennem iman ile ayrılan alanlar. Mesela adamın günahı çok olsa bile cehennemde günaha kadar yandıktan sonra cennete gidebilir eğer imanı varsa. Ama imanı olmayanın isterse dağlar kadar sadakası olsun, onu cennete götürmez. Cennet iman işidir. İşte bu da gösteriyor ki iman çok önemli bir şey Müslümanların dünyasında. Ne kadar vurgulansa azdır. Bediüzzaman Hazretleri ahir zaman şartlarında imanın selametle taşınabilmesi, korunması meselesinin zorlaşacağını görmüş. Zaten hadis-i şeriflerimizde bunlar haber veriliyor bizlere. Ahir zamanda Müslümanlığın elde kor tutmak gibi olduğu üzerinde biliyorsunuz hadis-i şerifler var. Daha başkaları da var. İşte imanla sabahlayıp kafir olarak geceleyen, kafir olarak geceleyip imana işte ulaşan, hani biz öyle bir böyle hallerin çoğalacağı ahir zaman için haber veriliyor. Bunun yanında bir de şöyle bir durum var. Yani ahir zaman psikolojisini belirleyen. Şimdi Bedir Savaşı'nda Müslümanlar mesela kazanmışlar ama Uhud'da kaybetmişler. Fakat Uhud Savaşı'nda kaybetmek Müslümanlarda şöyle bir tereddüde sebep olmamış. Ya acaba biz doğru dinde miyiz ya? İslam'ı doğru mu yaşıyoruz acaba? Yani bu acaba hadis-i şeriflere inansak mı falan? Veya işte namaz acaba 5 vakit mi falan? Hani böyle tereddütlere düşmemişler imanları konusunda. Acaba biraz İslam'dan uzaklaşsak mı? Bak kafirler dinlerinden uzaklaştılar. Hristiyanlıkla aralarına mesafe koydular. Başarılı oldular. Dünyayı yönetmeye başladılar falan. Acaba biz de mi İslam'la aramıza mesafe koysak? Böyle tereddütler yaşamadı sahabe efendilerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Taş gibi durdular ve Cenab-ı Hak da mağlubiyet günlerini galibiyet günlerine çevirdi. Yine ilerleyen asırlarda ümmetin yaşadığı badireler oldu. Biliyorsunuz Moğol istilası, Cengiz Hülagü fitnesi doğudan, Haçlı seferleri batıdan, İslam alemini karıştıran olaylardı.
Bu olaylarda da Müslümanlar imanlarından şüphe etmediler, İslamlarından şüphe etmediler. Yani şöyle demediler, ya bak bu Cengiz Han kazandı, acaba işte o adam dinsizdi, acaba biz de mi dinimizi bıraksak, şamanizme mi girsek acaba? Hani onlardan da bir şeyler alabilir miyiz? Veya işte Haçlı seferleri geldi, ta Kudüs'e kadar indiler aldılar. Ya acaba biraz Hristiyanlığa mı yaklaşsak, biraz onlardan böyle kültür mü alsak, bir şeyler mi öğrensek gibi gibi tereddütlere düşmediler. İmanlarında, İslamlarında sabit kaldılar. Cenab-ı Hak da o mağlubiyet günlerini tekrar galibiyet günlerine çevirdi. Çünkü din bir imtihandı. Hayat hep galibiyet üzere gitmeyecekti elbette. Cenab-ı Hak Kur'an'da vaat etmişti. Mutlaka mallarınızla, evlatlarınızla sınanacaksınız. Bunlardan sınanmadan, güzelce böyle hiç sorun yaşamadan imanla kabre girmek yok. Çünkü imanın sınanması lazım dünyadaki olaylarla. İmanın ispatı da bu olaylarla oluyor bir nevi. Gibi gibi ayetler, hadisler zaten bunları bize haber veriyordu. Ama ahir zamanda biz o selametli çizgiyi koruyamadık. Batının aydınlanma dönemiyle beraber işte teknolojidir, sanayidir, atılımları, sömürgeciliği, işte askeri başarıları bizi çok sarstı. Çünkü o denli bir mağlubiyet görmemiştik. Alim İslam'ın neredeyse işgal edilmeyen noktası kalmadı. Bu aradaki mesafe, yani onlardaki işte ilerleme, bizdeki durgunluk, biz bunu öyle tayin ettik onların şey üzerinden, gelişim algısı üzerinden. Çünkü işte biz, onlarda makineli tüfek vardı, bizde tüfek vardı sadece, atıyorum. Onlarda işte ne bileyim başka bir top vardı, çok yetenekli bir top. Ama bizde çok basit toplar vardı, işte daha iyi silahlar vardı. Biz o mesafeyi yanlış yormaya başladık bu sefer. Acaba dedik, dinimizde mi bir problem var? Acaba imanımızda mı bir problem var? Ama bunu kendimizi sorgulamak anlamında değil, İslam'ı sorgulamak anlamında kullanmaya başladık. Özellikle batıya giden gençler, eğitim için gönderilen gençler oradan dalalet alıp geldiler. Abdullah Cevdet mesela bir örneğidir. Daha onun gibi çok örnekleri var, sayılabilir. Zaten İttihat ve Terakki içinde bir kısım ve sonraki dönemde Cumhuriyeti kuranlar içinde epeyce böyle feleği şaşmışlar vardır. Ve onlar eliyle, yani annesi babası hoca, namazlı, abdestli, imanlı insanların Müslümanlıkla arasına artık mesafe koymuş, iyice uzaklaşmış torunları, çocukları eliyle İslam ülkeleri batılılaşmaya başladı, dönüştürülmeye başladı. Tabii ki bu da imanda büyük sarsıntılara sebep oldu. Mesela işte kimisinin torunu Hristiyan oluyor. Cevdet Paşa'nın da galiba torunu Hristiyan olmuş. Kimisinin oğlu Hristiyan oluyor. Tevfik Fikret'in galiba oğlu Hristiyan olmuş. Ya daha bunun gibi ateist olan zaten kum gibi. Materyalist olan zaten kum gibi. Ama bakıyorsunuz pederlerinin, atalarının da bunda bir hatası var. Körlemesine batıya şey yapmışlar, yönlendirmişler çocuklarını. Yani iman, itikat noktasında yaşayacakları zaafı düşünmemişler. Bu açıdan Bediüzzaman Hazretleri'nin öngörüsü çok kıymetli geliyor bana. Yani asıl sarsıntıda olan iman olduğu, imanın tahkim edilmesi gerektiği bence büyük bir öngörü ki bugün yaşadığımız fitneler eşliğinde artık ulemamızın önde gelenleri de Bediüzzaman Hazretleri'nin bu endişesini tasdik ediyorlar. Evet, doğru bir endişeymiş bu. Hakikaten bu cephede savaşmak lazım diyorlar. Siz de takip ediyorsanız internetten öyle hocalarımızı, Allah hepsine selamet versin, hepsinin sayını katından büyük ecirlerle mükafatlandırsın. Artık itikadımızın selameti üzerine mesai sarf ediyorlar özellikle. Bu konudan sonra herhalde Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir beyanı oldu. Bediüzzaman'ın zaman imanı kurtarmak zamandır cümlesinin ne kadar haklı olduğunu şimdi anladım. Bu yaşadıklarımızı anladım gibisinden. Ama dediğim gibi takip etseniz artık bütün hocalarımız az çok bu mevzuların üstünde duruyorlar. Ebu Bekir Sifil Hoca, Allah ondan razı olsun, çok büyük bir sayı var bu konuda yine. Özellikle hadisler hakkında oluşturulan şüphelere karşı, o da çünkü itikatla doğrudan ilgili bir mesele. Dolaylı veya doğrudan ilgili bir mesele. Çünkü itikadımızı yine o metinlerden alıyoruz.
Onun oradaki mesaisi, daha sonra işte deizme, ateizme karşı sarf ettiği şeyler, modernizme özellikle karşı sarf ettiği mesai çok kıymetli emekler. Cenab-ı Hak bu sayıları, bu parça parça gayretleri bir gün topluca hayal ama bir devlet siyaseti olarak görebilmeyi nasip eylesin. O zaman o işin inkişafı çok başka olacak ve o düştüğümüz yerde kalkmamız öyle gerçekleşecek. Risale-i Nur'un buradaki fonksiyonu nedir? Biz tabi nur talebeleri olarak kendi umudumuzu söylüyoruz. Öyle olur mu olmaz mı? Allahu lalem, biz gaybı bilmiyoruz. Ama ümidimiz o ki Bediüzzaman'ın bu konudaki metinleri bir hareket noktası olacak ümmet için. Öyle umuyoruz. Bu metinlerin o açıdan çok kıymetli olduğunu, daha Osmanlı bakiyesi sağ iken yazılmış metinler olduğundan, sonra bu metinlerin sıhhatine, selametine ulaşmak zorlaştığından kıymetli görüyoruz. Ve kendimiz de işte ben de burada yapıyorum, başkaları başka yerlerde yapıyor. Belki bir hafta içinde 1.000 tane ders oluyor Türkiye'nin her yerinde. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadını ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Bu binaya her taş koyandan Allah razı olsun. Cemaati mühim değil, nereye bağlı olduğu mühim değil. Yeter ki ehl-i sünnet olsun. Nakşibendi, Kadiri, Şazeli veya hiçbir tarikata bağlı değil, ayrı ayrı cemaatler de olabilir. Bunların hepsi eğer ki ehl-i sünnete hizmet ediyorlarsa, içindelerse Allah hepsinden razı olsun. Evet, uzun bir giriş oldu. Bu girişin ardından ikinci söze şöyle bir girizgah yapalım. İşte ikinci söz imanın insanda ne yaptığını anlatıyor. Ahir zamanda dedik biz bu şeyi biraz yitirdik. Ya bu iman ne iş yapıyordu arkadaş bizde? Ha, biz niye Müslüman olmuştuk? Sahabeler niye akın akın İslam'a girmişlerdi? Mesela Türkler İslam'la tanıştılar. Niye akın akın İslamiyet'e girdiler? Veya işte İslam coğrafyası bir anda nasıl bu kadar genişledi? Bu insanlar ne gördü de geldiler bu daireye diye sorduğumuzda o cevabı artık sudaki balık olduğumuzdan iyi veremiyoruz, net veremiyoruz. Kafa karışıklıklarımız çok. Yani iman bizde ne yaptı, nasıl bir iş gördü, bizim neyimizi neye kalbetti, neyimizi neye dönüştürdü, hangi karanlığımızı hangi aydınlığa çevirdi. Artık bunları tam tayin edemiyoruz kafa karışıklıklarımızdan dolayı. İkinci söz bunlardan birisini bir temsil üzerinden, belki birisini diyorum ama birçok açıdan, bir temsil üzerinden, psikolojik bir temsil üzerinden. Bakınız bu tabiri kullanıyorum özellikle çünkü burada psikolojik bir tahlil var. İmansız insanın küfür psikolojisi, küfrün varlık telakkisi, varlık algısı, diğer taraftan imanlı insanın varlık algısı. Bu ikisi bu temsilde var. Metin çok uzun bir metin değil. 1, 2, 3 sayfa ya da 2,5 sayfa hatta. 3 de denmez buna. Kısa bir metin. Temsil kısmında çok durmazsam herhalde bu metni bugün bitirebiliriz diye de umuyorum. Tevfik Allah'tan. Bitmese de 2 günde yapabiliriz yani. Üzerine daha çok konuşabiliriz. Pekala. İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. Bu ifade Bakara suresinin 3. ayetinde geçiyor. Ellezine yu'minune bil gayb. Kısa bir meali şöyle verilmiş. O takva sahipleri öyle kimselerdir ki gayba iman ederler. Tabii bu o takva sahipleri kısmı siyak sibak ilişkisinden, bir önceki ayetteki takva vurgusundan dolayı bu ayetin başına meallerde ekleniyor. Ama ayetin asıl ifadesi ne söylüyor dersek, şöyle diyor herhalde, ben öyle biliyorum. Öyle kimselerdir ki onlar gayba iman ederler. Şimdi ilginç bir şey var burada. Bakara suresinin 3. ayeti gayba iman etmeyi övüyor. Onlar öyle kimseler ki gayba iman ederler. Ya biz mesela birisini şöyle bir cümleyle övsek. O öyle bir adamdır ki 100 kişiye bedel. Bakın hani o cümlenin gelişinden, o ifadenin akışından şeyi hissediyorsunuz. Burada bir methiye var. Bir dikkat çekiş var yani. Burada bir kemale bir dikkat çekiş var. Hissediyorsunuz. Bu ayet-i kerimede de böyle bir iltifatın, böyle bir methiyenin, böyle bir takdir edişin,
olduğunu hissediyorsunuz yani ayetin şeyinden. Gaybe iman etmeyi Cenab-ı Hak övüyor, seviyor, takdir ediyor sahibinde. Ama biz biliyoruz gayb dediğimiz şey bizim beş duyu organıyla bilemediğimiz şey. Gayb nedir? Gayb işte elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz, kulakla işitmediğimiz, yani bir derece bizim varlık algımız, doğrudan o bedensel varlık algımızın içinde olmayan şeydir gayb. Peki hiç mi ilgisi yoktur varlıkla? Tamamen böyle soyut mudur? Değildir. Elbette eserler, izler, işaretler üzerinden okumalar yapıyoruz. Müslümanın imanı delilsiz bir iman değil. Bir önceki derste ve ondan önceki derslerde de mesela Bismillah üzerinden yaptık. Varlığın Allah'la ilişkisini orada gördük. Eserden müessire gittik. Varlık ancak Allah'a açıklanır. Bunun örneklerini konuştuk. Böyle de anlaşılmasın. Müslümanın imanı elbette delilsiz değil. Hatta delilsiz iman ettiğimiz şey yok gibi yani. Mutlaka onun bir yanaslardan, ya kainattan, ya vicdandan mutlaka delili var. Gaybe iman etmek peki ne? Gaybe iman etmek belki şu. Kuşatamadığımız şeyler olduğuna iman ediyoruz biz. Ve o kuşatamadığımız, beş duyu organımızda şudur, budur, nettir, öyledir demediğimiz, yani kesin tayinleri olmasa bile, sınırları kesin tayin edemesek bile, nasların haber vermesiyle iman ettiğimiz şeyler var. Burada bakınız, Müslümanın varlık telakkisindeki bir zenginlik, bir kafa açıklığı fark ediliyor bu ayette. Müslüman varlığı sadece gördüğünden, duyduğundan, dokunduğundan, tattığından ibaret görmüyor. Ya da hissettiğinden ibaret görmüyor. Ya gayba da açık bir kapısı var. Bu alemde ben yaşarken haşa sümme haşa Allah diye bir cisim görmüyorum. Ama benim gördüğümden ibaret olmayabilir bu alem. Bakın kafa açıklığı. Bugün işte bilim dediğimiz şeyin ortaya çıkışı da biraz aslında Batı'nın orta çağ dönemi, skolastik dönemdeki o kafa kapalılığını bir parça aşması, bir parça ama. Eşyada bir parça aşmakla bunu sağladılar. Müslüman'da bu kafa açıklığı imanı gereği var. Ben şu an haşa sümme haşa atıyorum melek diye bir şeye dokunmuyor olabilirim. Yoktur bağlamında söylemiyorum. Dokunmuyor olabilirim. Ben melek diye bir şeye hiç dokunmamış olabilirim. Bu dokunduğumu hissetmiyor olabilirim. Ama varlık da benim dokunduğum kadar olmak zorunda değil. Bu alemin bir gaybı da var. Görünen kısmı olduğu gibi görünmeyen bir kısmı da var. Müslüman bu kafa açıklığına evvela erişmiş kişidir. Bu açıklık olmayan adam zor Müslüman olur. Eğer Müslüman bir ailede büyümüşse ayrı ama dışarıdan ihtida eden, İslamiyet'e giren insanlara bakın. Onlarda bu açıklığı görürsünüz. Bu açıklık yoksa zaten adam ben biliyorum havasında yani. Benim bildiğim kadar, benim gördüğüm kadar laboratuvara sokmadığım şeye inanmam ben deme şeyinde, modunda. Öyle bir adamın da tabii yeni bir bilgiye sahip olması mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın hidayet nurunun o kalpte yer bulup girmesi mümkün değil. Çünkü bir acize, bir fakra iltifat etmesi lazım. O adam ne acizini biliyor ne fakrını biliyor yani. Öyle adam elbette ki hidayet nurundan faydalanamıyor. Kur'an'ın hemen başındaki bir sure, hemen Fatiha'nın arkasındaki bir sure, Bakara suresi. Onun hemen başındaki ayet, 3. ayet bunu söyleyerek başlıyor bize. Yani Müslüman bak neyle muhatapsın? Bu muhatap olduğun şey nasıl bir kafa açıklığı gerektirir? Nasıl bir gönül açıklığı gerektirir? Nasıl bir açlık gerektirir? Bunun farkında ol. Onlar öyle kimselerdir ki gayba iman ederler. Gayb burada nasıl verilmiş söz basımın külliyatında? Sözlüğüne bakıyorum. Vermemişler. Gaybın şeyini vermemişler. Neyse, biz söylediğimiz kısımda şeyiz. Sabitiz.
Tabii daha ince manaları da vardır. Biz bu kapıdan girdik kelimeye, kavrama. Müslümanlar gaybe iman ediyorlar. Cenneti, cehennemi şu an görmüyor olsalar bile naslarından hareketle ve işaretlerinden kainattaki varlıklarına iman ediyorlar. Elhamdülillah, imanımız bunun üzerine. Pekala, gördüğünüz gibi ayet imanı övdü. İçindeki zenginliğin fark edilmesi gerektiğine bir işaret çaktı bize. Bir işaret fişeği attı. İkinci sözde işte bu işaret fişeğinin peşini takip ediyor. Ama sadece bu ayet eşliğinde değil. Kur'an'ın içinde, hadislerin içinde, Bediüzzaman'ın İslam ilimleri adına muktesabat her ne varsa onun içinde gezerek bu ayeti tefsir ediyor. Yani bu ayeti bir bakış açısı kılarak tefsir ediyor. Öyle tabir edelim. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, talihsiz bir tarafa, diğeri hüdabin, bahtiyar diğer tarafa sülük eder, giderler. Biri hodbin, talihsiz bir tarafa, hodbin demek yani bencil gibi. Bu kelimeyi şimdilerde kullanmıyoruz ama eski romanlarda falan rastlanıyor yani. Kimindi o eser? Çirkin'in romanı diye bir kitap var. Filmi falan da var onun da. Onun içinde mesela ben rastlamıştım. Hodbin diye işte karakterler birbiriyle konuşuyor. Biri diğerine hodbin diyor. Tabi şimdilerde o kelimeleri unutmuşuz. Hodbin bencil gibi bir manası var. Kendini bilen, kendini beğenmiş, bencil. Kendinden ibaret gibi manası var. Hüdabin Allah'ı bilen. Bakın birinci söz ne diyordu? Bismillah. Allah ismiyle. Yani Allah'ın farkında olmak. Burada da yine bakın oraya bir işaret var. Biri hodbin talihsiz bir tarafa, diğeri hüdabin bahtiyar diğer tarafa sülük eder, giderler. Hodbin adam hem hodgam, hem hodendiş, hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakınız, hodbin adam yani bir tek kendini biliyor. İşte Bismillah'ı yanına almamış. Allah adı yok dünyasında. Varlık var, kendisi var. Allah yok. Öteki gibi değil. Hüdabin neydi? Birinci söz üzerine çok konuştuk bunu. Ben, varlık ve Allah. Aleme böyle bakıyor. Tek ben ve varlık diye bakmıyor. Onunla karşı karşıya kalmıyor. Ben, varlık ve Allah. Ben, varlık ve ikimizin sahibi. Ben, varlık ve hepimizin yaratıcısı. Her şeye o tefekkürle, arka planında o olarak bakıyor yani. Bismillah buydu. Burada da o Bismillah manası Hüdabin'e dönüştü. Öteki de hodbin oldu. Hodbin adam hem hodgam, yani kendi için dertleniyor gibi bir manası var galiba. Keyfine düşkün demekmiş de kendi için dertlenen, sadece kendi adına stres yaşıyor. Ya da şöyle nefis merkezli yaşıyor diyelim. Nefsi için dertlenir çünkü insan eğer kendine kapanırsa. Ama vicdan için dertlenmek mesela ötekini de alemimize sokar. Şefkat mesela ötekini de alemimize sokar. Bu dertleri kastetmiyoruz. Nefsi için dertleniyor. Menfaatinin, kendi üzerine kurulu menfaatinin üzerine konsantre olmuş. Başka bir şey yok dünyasında. Hodbin adam hem hodgam hem hodendiş. İşte kendisi için endişelenen. Hem bedbin olduğundan, bedbin karamsar, bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Şu kısmı çok ilginç bu temsilin. Bedbinlik cezası olarak pek fena bir memlekete düşer demiyor bakınız. Bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Yani memleket öyle değil ama onun nazarında öyle. O öyle görüyor. Ona göre öyle. Cümlede böyle bir incelik var. Hodbin adam hem hodgam, hem hodendiş,
hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Peki tamam, hodbin adamın biz hodgam olmasını anlıyoruz. Kendinden başka bir şey bilmiyor, kendinden başka bir şey bilmediği için de elbette lezzet olarak da, menfaat olarak da, ne diyelim, maksat olarak da merkeze kendisini alıyor. O yüzden sadece kendi için dertlenmesi, kendi keyfine düşmesi anlaşılır. Tamam, hodendiş kendisi için dertleniyor. Yine o mana, yalnız kendisini düşünüyor. O da tamam, çünkü tamam kendine düşkün dedik. Peki bu adam bedbin olmak zorunda mı? Yani kendini düşünmek, bencil olmak, kendi için yalnızca dertlenmek bir insanı karamsar olmaya zorlar mı? Çünkü hemen peşinden onu getirdi. Niye böyle olduğunu da söylemedi bize Üstad Hazretleri. Ve bedbinlik cezası olarak pek fena bir memlekete düştüğünü söyledi. Nazarındaki fena memleket o bedbinliğin cezası. Bunlara sahip olan bedbin olur mu? Allahu alem, bunların kaçınılmaz sonucu bedbinliktir gerçekten. Şimdi önceki derslere yine bir işaret fişeği gönderelim. Biz ne diyorduk? Yanına Allah ismini alan, o isimlerden, o Allah tasavvurunun arkasındaki manalardan, kudretten, ilimden, rahmetten, hikmetten, inayetten, nimetten, ikramdan, keremden, hepsinden bir dayanak alır demiştik. Bir ümit alır. Onlarla baktığı için, onların eşliğinde baktığı için varlığı anlamlandırışı tek boyutlu, birkaç boyutlu değil, Esma-ül Hüsna sayısınca boyutludur. Çok düşünür, çok renkli düşünür yani. Mesela acı bir olayla karşılaştığında dedik, Allah korusun cümlemizi. Ya vay, bu olay beni niye buldu, ben niye işte böyle oldum, niye bunlar hep benim başıma geliyor. Böyle demez dedik. Ne der? Vardır bir hikmeti. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler der mesela. Veya gün batmadan neler doğar der. Neden bunu söylüyor? Çünkü sadece varlıkla kendisi olduğunu düşünmüyor. Allah'ın da var olduğunu bildiğinden, onun tasarrufunun, iradesinin, ilminin, kudretinin işin içinde olduğunu bildiğinden bu ona bir genişlik veriyor. Peki bunları bizzat görüyor mu? Yani şöyle diyeyim, kafa gözüyle, kafa kulağıyla, kafa burnuyla algılıyor mu bunları? İnayetin kokusunu mu alıyor veya işte hikmeti kulağıyla mı duyuyor? Kudreti gözüyle mi görüyor? Böyle hani bir pazunun şeyisi gibi, bir şeyi itişi gibi. Hayır, gayb ama ona imanlı var. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminin, iradesinin, kudretinin işleyişi kainatta zahiri tezahürleri dışında o nasıl işliyor perde arkasında biz bunu görmüyoruz. Ama gayb de olsa iman ediyoruz varlıktaki tezahürlerinden. İşte o gaybe iman bakın genişletiyor alanı. Fakat hodbin insan varlıkla karşı karşıya, o ve o, başkası yok. O kötü olay karşısında kimden destek alacak? Başkası yok ki. O var, sen varsın. Ona da şey veriyorsun, o yaratıyor diyorsun, kendisi yaratıyor diyorsun. İkinizin üstünde bir kaderin programcılığını reddediyorsun. Bir hikmeti reddediyorsun. Bir özel kasıt ayarlama olduğunu reddediyorsun. Her şeyi tesadüf rüzgarlarına veriyorsun. İster istemez karamsar olacaksın. Çünkü alem bir, sen bir. Senin gücün aleme yeter mi? Hani o karikatürlerde falan bazen olur ya da filmlerde. İstanbul sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? İstanbul senden büyük. Hiç öyle gurur gibi yapacak bir durumun yok. Giriyorsun sokak hayatına, iş hayatına, bilmem şu bu. Hayat seni alıp götürüyor yani, İstanbul yutuyor seni. İstanbul'a güç yeter mi? Tek kalırsan yetmez. Ama Allah'ın ismini yanına alırsan yetebilir. Çünkü Allah İstanbul'a da boyun eğdirir. Demek ki bedbinlik yalnızlığın kaçınılmaz sonucu. Kendine düşkün olmak, yalnızca kendini bilmek bir yalnızlık getiriyor. O yalnızlık da ister istemez varlıkla karşı karşıyayken
hepiniz bir ben bir durumu oluşturuyor. Bu da acizimiz var, fakrımız var, ne kadar inkar etsek de kaçınılmaz bir şekilde karamsarlığı peşinden getiriyor. Bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyor. Yani inliyor, feryat ediyor, bağırıyor, yakınıyor. Vaveyla o demek. Evet, feryat manası var. Güzel bir kelime aslında ama pek kullanmıyoruz şimdilerde. Böyle bir ahengi var, vaveyla. Şimdi böyle söyledik, ileride belki çocukları vaveyla diye olanlar da çıkabilir. Nasıl ki aleyna var. Aleyna kelimesi biliyorsunuz üzerine demek Arapça. Yani üzerine. Tek başına olduğunda pek bir anlam ifade etmiyor. Kelime ahenkli, aleyna. Ama çok da isim olabilir bir manası yok. Fakat biz ahengine binaen koymuşuz çocuklarımıza. Bu yeni yeni olan bir şey aslında. Eskilerde pek yok. Şimdi vaveyla ondan daha şey, en azından manaca bir şeyi var. Çok doğru çağrışımlar olmasa da ahenginden dolayı bu da isim olabilir. Vaveyla tilki falan olur yani. Ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış. Bunları biliyorsunuz zaten, matemhane, yas tutulan yer manasında. Kendisi şu elim ve muzlim, yani karanlık zulmetli haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Bir tek kendisini bildi ya. Başka hiçbir şey bilmiyor. Bilmediğin yabancındır senin. Bilmediğin düşmanındır biraz da yani. Öyle hissedersin. Bediüzzaman Hazretleri'nin o eski Said dönemi eserlerinde verdiği bir misal var. Diyor, şimdi şimendifer, işte tren. Ne olduğunu biz biliyoruz. Ray'ın iki adım ilerisinde dursak, kendi cümlelerimle anlatıyorum. Bediüzzaman'ın olayı anlatışı daha farklı. İki muallimle konuşması sırasında anlatıyor bunu. Ray'ın iki adım sağında dursak o trenin bize çarpmayacağını biliyoruz. Ne kadar büyük gelirse gelsin, ne kadar hızlı gelirse gelsin, o tren bize çarpmayacak. Çünkü o treni rayın üzerinde gitmek üzerine yaratmışlar. Yolu raydır onun. Rayın dışına çıkmaz. Çok nadir kazalar da olur. O yüzden 3 adım ötesinde biz rayın otururuz, trenden de endişe etmeyiz. Ama treni tanımayan, hareketinin böyle olduğunu bilmeyen, yani nizamını, kanununu bilmeyen, nasıl bir düzene boyun eğdirildiğini tefekkür edemeyen, düşünemeyen insan, bununla tanışmamış insan yani, o treni gördüğü anda kaçmak ister. Üstad diyor mesela, küçük bir çocuk o trenden korkmaz da diyor, biz geçmişten gitsek Herkül'ü Yunani'yi veya Zaloğlu Rüstem'i İrani'yi diyor getirsek, cesaretiyle meşhur adamlar, diyor görseler kaçarlar diyor o treni diyor. Duman saçarak gelen devasa bir şey yani, gümbür gümbür geliyor. Niye? Çünkü onlar bilmiyorlar bu trenin hareket şeyi nedir, sistemi nedir. O raydan mı gidiyor sadece, yoksa gördüğü şeyi takip mi ediyor? Bu bir canavar mı yoksa bir alet mi? Bunun şeyi onlar diyor ki, düşüncesi. Hah işte iman ne yapıyor? İman hepsini yaratan aynı Allah olduğunu bize bildirmekle aslında varlığın üzerine yaratıldığı sistemi bize haber veriyor. Varlık Esma-ül Hüsna sistemi üzerine yaratılmıştır. Sıfat-ı ilahiye sistemi üzerine yaratılmıştır. Şunat-ı ilahiye sistemi üzerine yaratılmıştır. Biz Allah'a dair hangi marifetullah'a erişsek, bu bizde eşyaya karşı da bir bilinç oluşturuyor. Bir güvenlik algısı oluşturuyor. Bir emniyet hissi oluşturuyor yani. Müslümanın dünyasında stresin kafirin dünyasına göre az olması biraz da bundan. Hani hep övüyorlar Finlandiya'nın şeyi çok iyi, eğitim sistemi falan filan. Bakıyorsunuz intihar oranları çok yüksek. Finlandiya'nın çok yüksek. Japonya'nın çok yüksek. Niye böyle oluyor? Biraz da onun payı var yani.
Çünkü eşyanın nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Yaşarken bir de yaşlanıyorsanız giderek o dünyanın zevkli tarafları da gidiyorsa, sağlığınızı kaybediyorsanız yavaş yavaş, gücünüzü kaybediyorsanız, ilgiyi etrafınızdaki o güzelken, yakışıklıyken, güçlüyken gösterilen ilgiyi yitiriyorsanız bu elbette bir stres kaynağı. Onun dışında başka şeyler yaşasanız, özel şeyler, onlar ayrı. Ama o bile bir yıkım yani. Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Gücü yetmiyor, çözemiyor. Biz de yaşıyoruz bazen o haleti. Şimdi bunu çok da dünyamızdan uzaklaştırmayalım. Biz de Allah ismiyle kainata bakmadığımızda, Allah ismini yanımıza almadığımızda, o an gaflet halinde bulunduğumuzda kafirde küfür var, Müslümanda da gaflet var. Elbette gaflet şirk değildir, ancak geçici bir dalgınlık halidir. Fakat onda dahi hissediyoruz. Bakıyoruz mesela ana haber bültenine, alem-i İslam'ın her tarafında bir sıkıntı, bir sarsıntı, bir acı. Allah hepsine ferec versin, sürür versin, mutluluk versin, kurtarsın onları dertlerinden. Hepimize bir topluca bayram versin ümmete inşallah. Ama Allah'a hesaba katmadığımızda diyoruz ya, nedir bu Filistin'in yaşadığı ya? Allah'ım ne olacak bunların bu hali ya? Ve işte Uygurlara baktığımız zaman daralıyoruz, bunalıyoruz. Yani o Çin'in altında çektikleri zulümden. Veya işte Çeçenistan'da olanlardan, veya işte bakıyoruz Mısır'da işte Sisi'nin yaptıklarından. Yani o tablo bizi de bunaltıyor. Çünkü biz de bazen ne kadar imanlı olsak da o Allah tefekkürünü yeterince yanımıza almadığımızdan, yeterince kuşanmadığımızdan vicdan azabı içinde kalıyoruz. Çünkü vicdan sadece kendisiyle değil, varlıkla da ilgilidir. Bir insan bencil olabilir ama vicdanını tas tamam susturamaz. İçinde bir yer sızlamaya devam eder. Evet. Bir daha toptan paragrafı okuyayım. Diğer paragrafa geçelim. Hodbin adam hem hodgam, hem hodendiş, hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bugün gezdiği yer, pardon bugün değil o, bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim bir hale görür. Tabi bugün böyle bir yer gezdiyseniz siz de görürsünüz. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış. Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Bakın. Geçen bir film izledim, diyor ki Avrupa Birliği'nde 10 yıl içinde uyuşturucu tamamen yasal olacak diyor, filmin iddiası. Zaten konusu da uyuşturucu ticaretiydi. Diyor ki uyuşturucu yasal olacak, devlet resmi tedarikçilerden almaya başlayacak diyor uyuşturucuyu. Kokaini, eroini, marihuanayı, şunu bunu hepsini diyor. Belki onların arasında zararına faydasına göre bir tayin olur ama. Artık diyor sağlayıcısı devlet olacak. Eczaneden alacaksınız diyor bunları artık Avrupa'daki. Biliyorsunuz Hollanda gibi kimi ülkelerde yasal oldu bazı uyuşturucular. Niye? Sarhoşluktan başka çare yok. Öyle bir dünya algıları var ki artık Hristiyanlıkla da ilgileri çok kalmadı. Bugün Avrupa'da ateist sayısı Hristiyan sayısını geçti. O Hristiyanların da ne kadar Hristiyan oldukları tartışılır yani. Ne kadar dindar oldukları, pazarları, kiliseleri bomboş yani. Adı Hristiyan, adı işte Katolik, adı Protestan, adı bilmem ne. Adam öyle bir varlık algısına sahip oldu ki artık ahiret kalmadı, gayb kalmadı, din kalmadı, metafizik kalmadı. Böyle kalınca da varlıkla o katlanılmaz geliyor. Ne oldu? Sarhoşluktan başka çare bulamaz. İslam'da içki, uyuşturucu, kafa bulandırıcı şeyler neden yasaktır? Bizim başka çaremiz var. Eğer biz buna tevessül ediyorsak o tarafta arızamız var demektir. Bakınız, içki yasağı, uyuşturucu yasağı,
işte insanın aklını elinden alan maddelere karşı, sarhoşluk verici maddelere karşı yasak, aslında o Müslümandaki elbette o günah küfrü işmam etmez. Yani o günahtan küfre hükmedemeyiz. Öyle bir şey söylemiyorum ben. Ama itikadında sıkıntı olduğunu da haber veriyor. Bu adam niye sarhoşluk aradı? Bu adam niye uyuşturucu almaya başladı? Bu adam niye kafasını bulandırmaya kendini mecbur hissediyor? Niye böyle bir zorunluluk hissediyor? Bu taraftaki algısında bir sıkıntı olabilir. O yüzden İslam diyor ki bize sarhoşluk yasak, yapmayacaksın. Aklını bulandırmayacaksın. Eğer sorunun varsa onunla yüzleş. Başka bir yerde Bediüzzaman Hazretleri'nin cümlesi galiba Mesnevi-i Nuriye'de, gaflet diyor hissi iptal eder. Ve bugün diyor işte batılılar, özellikle batılılar, genelde bütün küfrani sistemler için söyleyelim, o gafletin araçlarını arttırdıkları için, yani bunu sadece uyuşturucu olarak da düşünmeyin, bugün internettir, siyasettir, YouTube'da bilmem kaç türlü trend var, akım var, bilmem işte bir şey yapılıyor, bilmem ne diyorlar ona, challenge mi oluyor, bilmem ne oluyor. Böylesi iştigaller de bir tür sarhoşluktur. Sarhoşluk aslında özünde insana kendini unutturan şeydir. Yani insan neden sarhoş olur? Kendini unutmak için. Düşünmesi gerekenleri düşünmemek için. Düşünmesi gerekenleri düşündürmeyen her şeyde bir sarhoşluk vardır. Hepsi sarhoş edicidir. Asıl mevzudan uzaklaştırdığı için yani. O kumarbazda Mustafa Özel Hoca onu roman diliyle iktisatta mı anlatıyordu? Galiba orada kumarbaz kitabı üzerinden anlatıyor. Hatta içinden de alıntı yapıyor muydu? Kumarbazın diyor ilk unutmaya çalıştığı şey kendisidir diyor. Galiba öyle bir cümle vardı. Yani kendini unutmak için yapıyor onu. Orada öyle bir meşguliyet var ki, ona yakın bir cümleyi bugünlerde Stefan Zweig'in kitabında gördüm. Casanova'nın kumar tutkusunu tahlil ederken söylüyor. Yani diyor o kadar şeye muhtaç ki modern insan, içi o kadar boş ki dışında sürekli bir meşguliyet olsun istiyor böyle. Kazan, kaybet, stres, heyecan, onunla hayata tutunabiliyor vesaire. Çok uzattım burayı. Yani sarhoşluktan başka çare bulamıyorlar modern insanlar, ahir zaman insanları. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Bunları da mesela sadece ana haber bültenlerinde gördüğümüz acı tablolara sınırlandırmayalım. Aslında ahirete inanmayan bir insan için veya varlığın amaçları olabileceğine, dinin haber verdiği şekilde amaçları olabileceğine inanmayan insanlar için, İslam'a inanmayan insanlar için en özelde, her şey hiçe gidiyor demektir. Her şey yetim, ağlayan yetim demektir. Yani ben ölüyorum, ben gidiyorum, ben fenayım. Fenayım derken yani faniyim manasında ağlıyordur. Kelebekler içinde ağlar. Yapraklar dökülüyor diye de ağlar. İnsanlar yaşlanıyor diye de ağlar. Çünkü bunlar engelleyebildiği süreçler değil. Eğer anlamlandıramazsa onlardan kendi payına acısı var. Başka bir şey yok. Anlamlandırırsa ancak kurtulabilecek. O anlamın da bu dünyada olmaması lazım. Bakın yine اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ sırrı. Bu dünyada onu vermen mümkün değil. Ötesi olmazsa sıkıntı. Bu dünyada zalim var, mazlum var. Eğer öteki tarafta Cenab-ı Hak adaletle mazlumun hakkını zalimden almayacaksa, onu cehenneme, bunu cennete atmayacaksa, mükafatan birisini cennete, diğerini ceza olarak cehenneme yollamayacaksa, o zaman bu varlık içinde o olaya anlam vermek çok zor. Çünkü görüyorsunuz zalim zulmüyle yaşıyor, ölüyor. Mazlum zulmüyle, uğradığı zulümle yaşıyor, ölüyor. Bu süreci değiştirebiliyor musun? Çok az yerde, çok az noktada. Çoğunlukla değiştiremiyorsun. O zaman işte ondan sana acı kalıyor.
varlığın her bir köşesi, her şeyi, şey dediğimiz her şey, eğer İslam'ın getirdiği anlamla, imanın getirdiği anlamla anlamlanmazsa, bizim için ağlayan bir yetimdir. Çünkü ötesi yoktur, gaybı yoktur. Gaybsızlıktan yetimdir. Heh, en güzel ifadesi bu oldu. Babasızlıktan, annesizlikten değil, gaybsızlıktan, şefkatsizlikten, hikmetsizlikten, rahmetsizlikten, inayetsizlikten, ilimsizlikten, iradesizlikten, kudretsizlikten yetimdir yani. Esma-ül Hüsna'nın yoksunluğundan bir yetimliktir bu. En güzel ifadesi de bu oldu sanki. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Dedik. İkinci kısmı da, yani şu temsilin ikinci paragrafını da okuyayım. Ama onun ince tefekkürünü bir dahaki derse bırakalım. Çünkü süremizi aşmış olacağız. Ben okuyayım orayı böyle bir düz şekilde. İnşallah o parçanın da tefekkürünü yarın yapalım. Ben iki günde bitiririz dedim ama belki daha da uzun sürecek. Ne kadar sürerse acelemiz yok. Benim yok en azından. Diğeri Hüdabin. Hüda perest ve hak endiş, güzel ahlaklı idi ki bu diğer kardeş. Nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrain, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görünüyor. Terhisat nedir? Askerliğe gidenler bilirler. Hem tekbir ve tehlil ile mesurane ahz-ı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiliyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. İkinci kardeş de arkadaş da böyleymiş. İkinci kişi de böyleymiş. Birisi öyle gördü, birisi böyle gördü. Aslında aynı alemde yaşıyorlar. Hakikatler kısmında bunu göreceğiz. Biri başka bir şehre gitti, biri başka bir şehre gitmedi. Yani öyle bir şey olmadı. Aynı şehirde geziyorlar. Biri öyle görüyor, biri böyle görüyor. Birinin nazarında öyle, birinin nazarında böyle. Peki öteki niye böyle gördü alemi, niye böyle algıladı? Onu da yine yukarıdaki ayet üzerinden, gayba iman üzerinden bir dahaki derste tefekkür edelim. Sonra da inşallah hakikat kısmına geçelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.